Dostlar merhabalar. Şimdi çemberde uzunluğun son testine geçiyoruz arkadaşlar. 7 numaralı testteyiz ve ilk sorumuzda başlıyorum hemen. Vira bismillah diyorum, soruları çözmeye başlıyorum. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Zırt pırt hareket etmiş olmasın. Evet, bakalım ne diyor. Diyor ki birinci sorumuz, AB 12 birimdir. Hemen yazıyorum AB'nin 12 olduğunu. Sonra bu noktalardan teğet olan şekildeki kartonlar verilmiştir. Sarı renkli kartonun kenarı kırmızı renkli kartonun merkezinden geçmektedir. Şimdi biz biliyoruz ki iki çember gördüğümüzde eğer teğet olduğu bir nokta varsa hemen merkezini işaretleyip teğet olduğu noktaya yarıçapı çizeceğiz. Bunda da aynı şeyi yapıyorum dostlarım ve bu yarıçaplar kesinlikle ama kesinlikle buralara dikinecek, bunları biliyorum. Merkezlerini de birleştirin demiştik dostlar çemberleri görünce. Dediklerimizi yapınca bakın zaten ne yapacağımız ortaya çıktı. Yapacağımız şey basit dostlar. Ne diyorsunuz? Hocam dik yamuk var. Dik yamuk gördüğümüz her soruda şu hamleyi kesinlikle yaparız diyorsunuz. Bunu da yapacağımız artık aşikar. Şimdi 12 ise burası da 12. Verilenleri bir daha okuyalım. Kırmızı renkli kartonun yarı çapı 8 birimmiş. O zaman buraya 8'i yazalım. Hatta şurası da 8 olur diyelim. Sonra sarı renkli kartonun yarı çapı kaç santimdir diye soruyor dostlar. Biz şimdi şuraya K birim dersek. Sarı renkli çemberin yarı çapı ne oldu? K artı 8. Dolayısıyla şu uzunluk da komple K artı 8 gelmek zorunda. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı. Çok sevdiğiniz bir dik üçgen attı arkadaşlarım. 12 size kopyayı versin. 12'li dik üçgenleri geçirin aklınızdan. Benim ilk aklıma gelen 5, 12, 13 müdür diye düşünüyorum hemen. 5 olsa K dediğimiz şey. Burası da gerçekten 5 ile 8'in toplamı 13 olduğundan dolayı K'yı 5 bulmuş olduk. Tabii K 5 ise yarıçapımız sarı renkli kartonun yarıçapı 5 ile 8'in toplamı olacak. 13'ü paketledim hemen. Geldim 2 numaralı sorumuza, okuyalım. 150 var, bilmem ne var. AB'yi 2 vermiş. Buna göre BC'yi de 3√3 vermiş. Çemberin yarıçapı kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şöyle başlayalım soruya. Şimdi 150'nin gördüğü yay karşısındaki şu AC yayı ne olmak zorunda? 300 olmak zorunda. 2 katı olacaktı. Çemberin tamamı 360 olduğu için şu arkadaki yaya mecburen ne kaldı? 60 derece kaldı. Şimdi arkadaki yay 60 derece ise dostlarım, hemen onu gören, 60 dereceyi gören şu merkez açıyı çizdim. 60 burasıdır dedim. Ve şurası benim yarıçapım, burası benim yarıçapım. 60 olduğu için tepe açısı şurayı çizdiğimde burada bir eşkenar üçgen çıkarttık ve 60 60 olduğu için şurası da R birim geldi. Şimdi bakın soru normal bir dik üçgen sorusu haline döndü. Şöyle bir şey oldu. 150 derecelik bir açı var. Şöyle bir kenarı 2, bir kenarı 3√3 olan. Şöyle biraz daha çevirerek yazdım ben. 150, şurası 2. Bize de bunun 150'nin karşısındaki kenarı soruyor. R'yi soruyor. Şimdi bunu çözmenin iki yolu var. Ya kosinüs teoremi yapacaksınız dostlar. Ya da ben açı verildiğinde genelde kosinüs teoremi yapmıyorum. Hemen 150'nin kardeşini gösterdim. Şurada 90. Şurası 30 derecedir dedim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısına da 1√3 gelecek. Şurası da √3 olacak dedik. Şimdi büyük üçgende de Pisagor yaparsak sorunun cevabı çıkacak dostlar. R kare eşittir 4√3'ün karesi 48 artı 1'in karesi 1, R kare eşittir 49, R'yi de buradan 7 bulmuş oluruz. Dostlar ekmekçi geldi. Ben bir şu ses kesilene kadar durdurayım videoyu ya da bir şeyler yapayım. Birazdan devam edeceğim. Evet, balkon kapısını kapattım. Devam edelim dostlar. Şimdi 3. sorudayız. Yarım çember üçgenin dik kenarlarına E ve D noktalarında teğettir. Teğeti okuduğumuzda ne yapacaktık? Hemen merkezden teğet noktasına. Bakın bu taktikleri yaptığınızda soru zaten çıkıyor arkadaşlarım. Şu teğet noktalarına yarıçapları dik çiziyorsunuz. Şunlar dik. Yarıçapı vermiş mi bize? Evet vermiş. Hatta burası 6 birimmiş değil mi? Şu yarıçaplarımız 6, 6. O zaman R demeyelim, 6 diyelim. Hatta şurası da 6. Burası da 6 gelsin. Sonra EB ile X diyelim EB'ye. F
FG yok neresi DC pardon DC'nin çarpımını istemiş. Dostlar ne demiştik? Bir soruda bir sürü dik açı varsa, yani 2'den fazla dik açı varsa AB 90 benzerliği yapacaktık. Hemen şu açıya biz A diyelim. A 90, şurası B olur. Şurası kareden dolayı 90 geldi. B 90, burası A oldu. Burası 90 olduğu için buraya da mecbur B'yi yazdım. Bakın şu iki dik üçgeni hemen benzerlersek, şu iki dik üçgeni sanırım aradığımız cevap da buradan gelecek. Şimdi burada soldakinde B'nin karşısında 6 var. Sağdakinde B'nin karşısında Y var. Eşittir. Tekrar sola geldim. A'nın karşısında X var. Burada A'nın karşısında 6 var. Ve bakın X çarpı Y eşittir 36 çıktı. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. 4 numaraya bakalım. Evet, yine her soru bankasında karşınıza çıkacak benzerlik yapacağımız bir sorudur dostlar. Şunu göreceksiniz burada. Şu açıyla şuradaki açının eşit olduğunu göreceksiniz dostlarım. Nasıl görüyoruz hocam? Şimdi bu açıya A birim dersek, gördüğü yan şu AC, 2A olacak. Bu da teğet giriş açı olduğu için buna da A'yı yapıştırdım. Bakın A, şuraya B diyelim küçük üçgenin, şu açısına da C diyelim. A, B, C. Büyük üçgene bakın, A var, şurada B var. O halde bu açının tamamı da C birim olacak dedik. Hadi şimdi benzerliği. Küçük üçgende B'nin karşısına 4 düşmüş. Büyük üçgende B'nin karşısına 6 düşmüş. Benzerlik oranları 2 bölü 3. Küçük üçgende A'nın karşısına, şuraya Y diyelim, Y düşmüş. Büyük üçgende A'nın karşısına 3 düşmüş. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı yapıp bulalım. Şurası bakın 2'ye bölünmüş. Burası da 2'ye bölünecek. Y'yi 2 bulduk arkadaşlarım. Burası 2'ymiş. Devam ediyorum. Tekrar eşittir koydum. Benzerliğin son adımını yapıyorum. Küçük üçgende C'nin karşısına 3 düşmüş. Büyük üçgende C'nin karşısına şuranın tamamı 2 artı X düşmüş. Hemen içler dışlarımızı yapalım. Bakın şurası 2 idi. 2 ile burayı çarparsak 4 artı 2X olur. 3 ile de burayı çarparsak 9 gelir. 2X eşittir 5 oldu. X eşittir 5 bölü 2 mi çıktı arkadaşlar? 2X eşittir 5 bölü 2. Yani x eşittir 5 bölü 2. Bize de x'i soruyormuş zaten. 5 bölü 2. Ben şıkları göremedim, o yüzden bir düşündüm. Adana'da varmış meğersem. Evet, 5 numaradayız. Bakın yine 2 tane dik açı görüyoruz. Hatta 3 tane dik açı görüyoruz. Biz AB 90 benzerliği yapacağımızı biliyoruz dostlar. Hemen başlayalım. Şuraya A diyelim. Şuraya 90 diyelim. Şurası B. Burası mecburen A, 90. Buraya da mecburen B kaldı diyebiliriz. Bakın bunun da 90'ın karşısı çemberin yarıçapı. Bunun da 90'ın karşısı çemberin yarıçapı olduğu için bunlar şansımıza eş üçgenler çıktı dostlarım. Demek ki burada A'nın karşısında 6 varsa burada da A'nın karşısında 6 olacak. Şurası 6 gelecek. Şuraya da bir harf verelim. K diyelim şu parçaya. Bakın çemberin yarıçapı ne çıktı? 8 artı K geldi toplamda. O halde burası da 8 artı K gelecek. Hemen şuradan da bir Pisagor çakalım isterseniz. 6 var. 6 artı K var. 8 artı K var. Dostlar 6, 8, 10 üçgeni midir diye düşündüm. K'ya 2 desek hemen. Burası 8 oluyor. K'ya 2 dediğimizde burası da 10 oluyor. Demek ki K 2'ymiş. Yani çemberimin yarıçapı o halde 10 birimmiş toplam. Demek ki burası da 10 birimdir dedim. Hatta 6, 8, 10'dan X'i de 8 yapıştırıverdim dostlar. 6. sorumuzu okuyoruz. Evet, şekildeki çemberde BAC açısıyla EAD birbirine eşit. Hemen şu eşit açılara A diyelim. A diyelim. Dostlar bakın burada bir eşit açılar daha var. 4 ile 4 ikizkenar üçgen. Şuna B diyelim. Buna da B diyelim. Şu B'nin gördüğü yer şurası 2B. A'nın gördüğü yer şurası 2A. Bunları da bir yazalım. Şu arada boşlukta bir açı kaldı. Buna da C diyelim. Yani şöyle bir şey gördüm bakın. A, C ve 2B'nin toplamı 180 şu üçgende. Şimdi şurayı çizdiğimizde bakın 2B'yi gören bu açımız da mecbur yarısı olacak B.
Şu üçgene bir odaklanın dostlarım, şu üçgene. Bu üçgenin açıları A var, C var, B var. Bir şey daha olacak ki toplamları 180 olsun. Peki az önceki ABE üçgeninde bakın A'nın, C'nin bir de 2B'nin toplamı 180. Demek ki 2 tane B olacak. O zaman 3. açı, yani şu açıda mecburen B olmak zorunda oldu. Dolayısıyla AD ile AC de birbirine eşit geldi dostlarım. Şunlar da, çünkü taban açılarımız BB, burası da 6 çıktı. Ha, bana da AC'yi soruyormuş zaten. Ben de benzerlik yapacağız diye uğraşıyorum deminden beri. 6'yı bulduk bile çoktan dostlar. Evet, ilk 6 sorumuzu gömdük. Hemen 7 numarayla devam edelim. Bakalım, yeni nesil bir soru var 7 numarada. Çemberimizi açı ölçerle göstermiş. Hatta bakın şuradaki açının ölçüsünü bize 30 derece olarak vermiş. Biz de diyoruz ki bu 30'u gören şuradaki açımız mecbur ne olacak? 15. Şimdi bu C merkez mi? Peki öyle bir şey demiş mi? C merkezmiş arkadaşlarım. Şu kırmızı çemberin merkezi C. Tabii şu kırmızı çemberin şuradaki yayı 45 derece olur arkadaşlar. Aman kafanız karışmasın. 30'u görmüyor. Kırmızı çember 30'la alakası yok. Bakın dışarıdan geçmiş. Şimdi şurası 30 derece olur ama. Neden? Çünkü 15 ile şu açının toplamı 2 hiçbir dışa eşitten 45 olmak zorunda. Burası 30 olur. C merkezse hemen kirişin ucuna yarı çapı çizin demiştim dostlarım, kiriş görünce. Burası yarı çap, burası da yarı çap. Demek ki 30, 30. Şurası da 30 gelecek diyelim. Sonra bakın şu 15 ile şuradaki açının toplamı da dış açı 30'a eşit olacak. Demek ki burası da 15 derece. Yani bu bir ikizkenar. 6 ise burası da 6. İkizkenar bu da, bu da 6. Şu aradaki açının 120 olduğunu biliyoruz. 120, 30-30 üçgeninde kural neydi? 120'nin karşısı, 30'ların karşısının kök3 katıydı. Demek ki x eşittir 6 kök3, paketledik arkadaşlar. 8. sorumuza bakıyoruz. Evet, kesme biçme sorusu. Mavi kırmızı renkli olan 4 birim yarıçaplı ve o 2 birim yarıçaplı merkez yayı boyunca kesildi. Tamam, bu kesildi. Sonra daha sonra kağıt parçası B noktası AB yayı üzerindeki hem de katlama da var. EF doğrusu boyunca katlanıyor. Tamam. Buna göre B üssüyle F, yani X kaçtır diye de bir soru sormuş. Neresiymiş dik olan? B üssü göstermiş zaten dik. Şimdi biz katlama sorularında ne yapacaktık? Önce katlanmadan önceki haline bir açacağız. Şöyle bir açmayı deneyelim arkadaşlarım. Yani B noktası buradaydı, oraya gitti. D noktası buradaydı, şu yukarıya katlanmış. Katlanmadan önceki halini açtık. Kesilmeden önceki halini de çizelim buraya. Bunu da çizdik. Bunun merkezi şurasıymış, 2, 2'ymiş. Buralarda 2, 2 verilmiş dostlarım. Bunu da görelim. Şimdi şu bizim kesinlikle ama kesinlikle yarıçap uzunluğumuz 4 birim. Hatta burası 2, 2 olacak şekilde ayrıldı. Şurayı da bir birleştirelim dostlar. Bakın burası da bizim büyük çemberimizin yarıçapı 4 birim. Şurada yine sizin çok sevdiğiniz, hayran olduğunuz bir üçgeni çıkarttık ve soruyu da böylelikle çözmüş olduk arkadaşlarım. Nedir bu? 2 kök 3 gelecek değil mi dostlar? Nereden anladın öğretmenim? Çünkü 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı sadece yarısı olur. Demek ki bu 30-60-90 üçgeniymiş. 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacak. 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yok, bunu göremediysen de 30-60-90'ı görmek zorunda değilsin bu soru için tabii ki. Pisagor yaparak 16'dan 4 çıktı 12, 2 kök 3'ü de bulabilirdik. Geldik bu soruya. Arkadaşlar bu Luna Park sorusu, benim şimdi bu şeylere baktım ben. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek sorulara baktım. Neredeyse 2-3 tane gördüm orada arkadaşlar. Bu Luna Park sorusuna Milli Eğitim takmış durumda. İyi öğrenin bu tarz soruları. Hemen Milli Eğitim'in örnek soruları da var arkadaşlar. Onları da ben çözmeye çalışacağım. Bir yazıcı bulup çıkartabilirsem eğer dışarı çıktığımda. Çıkartıp çözmeye çalışacağım o Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruları. Onlar da bizim için iyi bir referans olacaklar. Bakalım bu ne diyor şimdi. Yukarıdaki şekilde eşit aralıklarla 12 kabinin yer aldığı. Bak 12 tane kabin var. Her biri de eşit aralıklarla. Hemen o zaman 360'ı 12'ye bölün.
30 çıkar ki demek ki bunların her birinin arasındaki şu yayların ölçüleri 30 dereceymiş. Tıpkı saat gibi arkadaşlar. Bir kere bunu bir bulduk. Sonra yarıçap uzunluğu 18 birim olan dönme dolap veriliyor. Bir kabinin dönme dolaba bağlantı noktasının yere en yakın olduğu anda yerden yüksekliği 3 metredir diyor. Tamam, bağlantı noktasının şuranın yerden yüksekliği 3 metreymiş. Kendi de yazmış zaten. Şurasının 18 metre olduğunu biliyoruz. Şuranın da 18 metre. Şuranın 18 metre olduğunu biliyoruz. Onu da göstermiş. A ve buna göre bağlantı noktaları A ve B şeklindeki kabinlerin yerden yükseklikleri toplamı kaç metredir diye bir soru sormuş bize. A ve B'nin. Bak A'yı hemen bulduk bile zaten dostum. Şimdi şurası 18'di. Burası da 18'di. 18, 18 daha 36. 3 de buradan gelirse 39. A'nın yerden yüksekliği 39. Şimdi B'nin yerden yüksekliğini bulalım biz bir de. B de burada. Şimdi B'nin de şuradan aşağı inen yüksekliğini arıyorum dostum. Peki burası toplamda kaç yay yaptı? Şurası 60 derece. O halde şu açımızda merkez açı olduğu için bu da 60 derece. 18 ise burası da 18 olacak. Şuradan da bir diklik çizelim arkadaşlarım. Şuraya şöyle bir diklik çizdik. Burası da 60 derece. Şurası ne yapalım? Şuradan da bir diklik çizelim hatta. 30-30 diye bölsün. Şurası da mecbur 60 oluyor. 90'ın karşısı 18 iken 30'un karşısı yarısı olacak 9'u da bulduk. Bakın B'nin şuradan aşağı inen yüksekliği yani şuradan inen yüksekliğe eşit 9. 18 daha 27, 3 daha 30 geldi. Bu da B'nin yüksekliği. Bununki 39'du. Bununki de 30. Toplamlarını soruyor. 69 yaptı. Evet, 69'un pozisyonu güzeldir. Ceyhan da gelmiş. Geldik buna 10 numaralı soruya. Ayşe, bunu bir çizeceğiz biz arkadaşlar. Şöyle yukarıda biraz yer açayım bunu, hatta şöyle yapayım. Ayşe elindeki kağıda aşağıdaki koşullara göre bir şekil çiziyor. O merkezli AB çaplı bir çembere A noktasında teğet olacak bir D doğrusu çiziyor. Şimdi AB çaplı bir çember çizelim. Şurada biraz daha yer açayım. AB çaplı bir çember. Şöyle bir çember. Burası B olsun. Burası merkezimiz. Burası A. Ve diyor ki A noktasında teğet olacak biçimde bir D doğrusu çiziliyor. Tamam. A noktasında teğet olacak biçimde bir D doğrusu da çizdim. D doğrusu üzerinde bir C noktası alınarak CB doğrusu çiziliyor. D noktası üstünde bir C noktası alınarak CB doğrusunu da çizdim. Şurası tam teğet noktası olduğu için dik olur. Hatta şurada çapı gören çevre açı var arkadaşlarım. Orayı da bir çizelim mi? Burası da dik oldu. Okuyalım sonra. CB doğrusunun çemberi kestiği diğer nokta D noktasıdır. Tam şu noktada Denizli'ymiş. Ayşe'nin çizdiği bu şekilde AC 6 birimmiş. CD 3 birimmiş. Bakın hemen burada bir 90'ın karşısı 6 iken neyin karşısı 3'tür? Tabii ki 30'un. 30'sa 90'sa 60'tır burası. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacak. Hatta burası 30'sa şuraya 60, 90, şuraya 30 kaldı. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısı 6 kök 3'tür. Demek ki yarı çapım 3 kök 3, 3 kök 3 diye çıktı. 60'ın karşısı 3 kök 3'ün kök 3 katı olacak. 9'dur şurası da. Başka buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor. O biz bulduk bile zaten. 3 kök 3 olduğunu çoktan bulmuştuk yarıçapı. Hatta DB'yi bile sorsa onu bile bulduk değil mi arkadaşlar? Evet dostlar, çözdük bu testimizi de. Bir sonraki videoda dairede alana ve çevresine geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize full yakışır. İyi davranın kendinize. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Esen kalın dostlar. Seviyorum hepinizi. Görüşürüz.